Bugün 8 Temmuz 2023. Güzel bir cumartesi günü. Süleyman arkadaşımız bize şimdi Hatay usulü. Hatay usulü mü? Hatay Batman karışık. Hatay Batman karışık. Çiğ köfte yapacak. Etimizi yaptırdık. Şimdi bir tur daha zırhtan geçirecek. Şimdiden eline sağlık o zaman. Şimdiden afiyet olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Normalde kıyma dediğimiz çiğ köfteli kıyma sinirsiz, yağsız olur. Tam böyle löp et, kırmızı et. O kırmızı etten çekilir. Aslında burada şu işi, şu işlemi yapmamızın sebebi de bir tık o sinirli yerleri bir tık daha böyle ufaltmak. İnceltmek. Bir tık daha inceltmek. Ki çiğ köftenin içerisinde çok fazla gözükmesin. Çiğ köftenin ana malzemesi esmer bulgur. Bunu yapıştıracağız şimdi. Hepsimize dökeceğiz. 1 kilo kullanıyoruz. Yaklaşık bir 8-10 kişilik oluyor. Bulgurumuzu kattıktan sonra önceden ıslattığımız isotumuz var. Onu içerisine boca edeceğiz. Daha sonrasından acılı salçamız var. Beraber biraz yoğuracağız. Çok fazla katmamaya dikkat edin. Çok aşırı acılı olabilir. Bir de bunun içerisine renk versin diye biraz da tatlı salçamız var. İkisi de Urfa'nın. Malzemeler orijinal. Tatlı salçasını biraz fazla katacağız. Bir tık. Şöyle göz kararı. Mis gibi de koktu. Daha sonra baharatımız var. Bu baharatın içerisinde zaten çiğ köfte baharatı diye geçer. 5 farklı çeşni var içerisinde. Yaklaşık bir yarım paket yeterli olur. Paketler halinde satılıyor alırsanız yani toplamda şu kadar bir şey yeterli olur. Önce yoğururken normal hamur yoğurur gibi birbirini tutsun diye biraz. Tabi biraz katı olacaktır. Bir tık su ekleyeceğiz. O tamamdır. O artık şey yaptı. Kıvamlı oldu. Tamam, yeterli, yeterli, yeterli. Çok güzel olur. Tamam. Etin bak hiç yemeyecek yeri işte. Hem de. Neresi? Biraz kıvamını aldı. Etimizi ekledik. Etimizi ekledikten sonra bir kere daha şöyle hamur yoğurur gibi yedireceğiz. Ondan sonra çiğ köftemizi yoğurmaya başlayacağız. Tepsimiz vasıtasıyla. Tepsi bir tık büyük olsa iyi olacak herhalde. Evet. Yani aslında bu tepsi de 10 kişilik rahat yapılır. Hani yoğurmada biraz sıkıntı yaşıyor. Yoğurmada her zaman benim eller biraz büyük olduğu için normal. Bir tık daha eli ufak olanlar için aslında ideal, çok da şey değil.
at at, içine at, büyük parça da olur sonra. Beton hoş şey olacak. Kara köprü, narlı dere, sevdalandım bir güzele. Ben ona gönlümü verdim, o da gitti yad ellere. Vay vay, gidin gidin, yare gidin, yare ahvalım bildirin. Eğer o yar gelmez ise tutun saçından getirin. Vay. Limonları niye koyuyoruz? Limon acı tadını biraz daha mayhoş bir tada çevirir. Limon biraz daha güzelleştirir çiğ köfteyi. Kimisi çiğ köftenin içerisine katar yoğurur. Kimisi de sadece yaptıktan sonra üstüne sıkar. Biz eşkiyi severiz bizim oralarda. Eşki de güzeldir. İyi de gelir. Şu eldiveni bir değiştirmem gerekiyor. Buzları içine katıyoruz. Bekletiyoruz. Yani buzlarla çözülüyor zaten. Çözülene kadar belirli bir yoğurma aşaması var. Buzlar eridikten sonra limonlarımızın kabuklarını içinden çıkarıyoruz. Sonrasında yoğun bir tempoyla yoğurma mücadelemize devam ediyoruz. Tabii bu yoğurma mücadelesi 1 saat, 1,5 saat kişi başına yapılan çiğ köfte kadar uzayıp kısalabiliyor. Soğan gerekir mi? En sonunda yeşillik katmak istersek içerisine ekleyeceğiz. Son kısımda da zaten yağını ekledikten sonra güzel bir zeytinyağı olayı bitireceğiz. Süleyman, kolay gelsin. Hangi aşamadasın? Şu anda çiğ köftemizin içerisine etini kattık, buzunu kattık, limonlarımızı doğradık, kabuklu bir şekilde attık içine. Şöyle güzelce yedireceğiz bunu çiğ köftenin içerisine. Evet. Ondan sonra buzlarımız erildikten sonra limon kabuklarımızı da içinden çıkaracağız. Ondan sonra detaylı bir yoğurma aşamasına geçeceğiz. Artık yoğurma işlemimiz ondan sonra yaklaşık bir saat kadar alacak. Hmm. Bir saat boyunca yoğrulacak. Şimdi... Her parçası... Şu tepsinin tırtırlı köşesinden geçecek. Hmm. Tamamen emek dolu bir iş. Çiğ köfte bir sanat. Şimdi bu sanatını bize sergileyeceksin. En son sanatın güzelliği lezzetinde belli olacak. Tabii ki. Lezzetine de artık yorumunuzu yapacaksınız. İlerleyen safhalarda. Şu an gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı ufaktan. Hmm, iyi, güzel. Tabii en son şey katılacak içerisine, bir saat yoğrulduktan sonra zeytinyağı katılacak. Hmm. Olay orada bitecek, sonlanacak. Yeşillik katanlar oluyor, katmayanlar oluyor. Biz duruma göre yeşilliğimizi katacağız. Sadece bir taze soğan katabiliriz, ince kıyım. Ya da hiç katmayız. Yanına koyarız. Tercihe bağlı. Tercihe bağlı. Orijinal nasılsa o şekilde yiyelim. Sen geçen çektiğin resimler atmıyorsun Mehmet, işin eksik yapıyor. Kahvaltı yapma, resim çektiğin mi? Atma mı?
Ha şey değil mi o, ben geldim bekleyeceğim, gideceğim, öyle bir şey değil mi? Telefonu istiyorum, gelen gelmeyen şey telefonunu vermiyor falan. Bilemiyorum artık. Ben minnetim de alırım, ben limon da alırım, geri düşürüm. Son kıvamına getirdik. Şimdi zeytinyağımızı. Şöyle kararında. Şunu da biraz çekebiliriz, buraya mı? Onu da geri çek şöyle abi, biraz sonra biraz. Çek. Tamam. Sen şurada gözüne bir tane şu var. Harç kırar gibi. Şu olmaz olmaz mı? Söner o ya. Söner söner. Tamamdır. Yok, buraya koyma lan. Ters koy. Buraya koyma. Patlıcanın kabuğu var da bir yerde koy. Ters koy. Gönder. Patlıcan al eve gelsin. Tamam dur. Evet arkadaşlar, son kıvamını getirdik çiğ köftemize. Zeytinyağımızı ekledik. Zeytinyağına özellikle dikkat edilmek gerekiyor. Çünkü zeytinyağı kalitesiz olursa çiğ köftenin tadını da bozabilir. Evet, şu an çiğ köftemiz kıvamını aldı. Şimdi tepsimize güzelce seriyoruz ve denememizi yapıyoruz. Acaba oldu mu, olmadı mı? Burada duvar olmadığı için yapıştırılacak bir mekanımız yok. O yüzden tepsimize seriyoruz çiğ köftemizi. Zaten kıvamını aldıysa, çiğ köfte güzel olduysa, şimdi bu yapacağım testten sonra belli edecek kendini. Gerçekten olmuş mu, olmamış mı? Görüntü hoş. Şimdilik yapacağımız sistem şu. Yere vuruyoruz. Düşüyor mu düşmüyor mu ona bakıyoruz. Tepsimiz çevriliyor. Şöyle çeviriyoruz. İttiriyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyorsa bir daha yapıyoruz. Ya dur kül kasap çıkaldı. Hiçbir şey olmuyor. Kimlekiler gidiyor. Demek yine yani kıvamını almış. Eline, koluna sağlık. Ya ne kadar karınca mıncı varsa... Yok, karınca mıncı yok, bir şey yok içinde. Onlar da rızık peşinde. Bir şey yok zaten içinde şu an. Güzel bir sıkım yapayım mı size? Yok, sonra yiyelim ya. Yapıştırın bir tane. Evet, şöyle bu adımlık deneme yapıştırabilirsiniz. Biz analıktan mıyız kardeş? Getireceğim. Sana kıvam bir tane daha. Bir tane daha. Yok, seni çalar ya. Afiyet olsun. Bir tane daha alayım. Vallahi çok lezzetli. Biz bunu yemekten önce bir yarısını yeriz gibi geliyor bana. Ya olduğu gibi acı gitmiş gördün mü? Ziyalmış. Ben de bundan söz ediyorum. Yani acıyı biraz daha, bir tık daha katabilirdim. Etli, etli bir de. Öyle mi? Etli. Etli. Şöyle bir tane daha ikram edeyim. Yeter. Yiyin bir tane daha. Hiçbir şey olmaz. Bunlar var ya, bunu bir kilo da yeseniz hiçbir şey olmaz. Vallahi. Yani şimdi burada yalnız bir sıkıntımız var. Kameramanımız bize da yani ikram etmezsek olmaz şöyle. Tabii ben yemem lazım, ben yemeden. Afiyet olsun. Vallahi çok özledim. Bir tane daha istiyorum. Eline, koluna sağlık, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Bizim için özel. Diyarbakır'da malzemeleri topladın. Hepsinin orijinal olmasına özen gösterdin. Senden sipariş ettiğimiz bıçağımızı, zırhımızı aldın. Bunları da ilk kullanmış olduk. Çok da güzel bir hatırası olmuş oldu. İnanılmaz güzel bir lezzeti yakaladık. Gerçekten çok teşekkür ederim Süleyman. Emeğine sağlık güzel kardeşim. Kurumasın diye de toplayalım bunu. Üstüne de bir poşet serdik mi? Yemekten sonra yemelik hazır kıvamında. Alttan zarar gelmez. Süleyman'cığım eline koluna sağlık güzel kardeşim. Vallahi afiyet olsun. Emeklerin için. Şu yeşillikleri de yanına koyalım. İnsanlar daha güzel olacak. Yerken. Ben bir çiğ köfte daha yapayım ama olsun. Şöyle bir et falan ya da kasaba ben kendim gideyim şu an. Hadi afiyet olsun. Şey nasıl biliyorsun? Aldım. Yok lan, yasana.